Hastamız yaklaşık 15 günlük süren, 15 gündür aralıksız devam eden hapşırık şikayeti nedeniyle basında da yer almıştı. Hastamız ileri tetkik ve tedavi açısından değerlendirmek üzere hastanemize devralındı. Hastanemize devraldıktan sonra birçok kliniğimizin ortak takibiyle birlikte hastamızın takibi ve tedavisi yapıldı. Bugün çok şükür taburculuk aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle hastamıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Ve hastamızın takip ve tedavi sürecinde emekleri geçen tüm kliniklerimize, hocalarımıza, sorumlu hemşehrimize ve hemşire arkadaşlarımıza da huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hastamızın neredeyse bir aya varan bir süredir epizotlar, ataklar halinde devam eden bir hapşırık şikayeti vardı. Ki öyle ki hastamızın beslenme durumunu ileri derecede bozmuştu. Bize başvurduğunda kilo kaybı da vardı hastamızın. Moral motivasyonu da oldukça iyi durumda değildi, kötüydü. Hastamızı ilk değerlendirmede iç hastalıkları, anestezi, nöroloji, psikiyatri, kulak burun boğaz, alerji, immünoloji ve romatoloji bölümlerinden hocalarımızla konseyde değerlendirdik. Devam eden sürecinde de yaptığımız tetkik ve görüntülemeler sonucu neticesinde hastamızda yani otoimmünite dediğimiz yani hastanın kendi bağışıklık sisteminin aşırı bir yanıtı sonucunda hapşuruk refleksini uyaran sinirlerde iltihabi bir durum tespit ettik. Bu nedene yönelik yaptığımız hem ağızdan bazı ilaç tedavileri hem de anestezi kliniğimizde beraber uyguladığımız bu sinirin aşırı hiperaktivitesini ortadan kaldırmaya yönelik tedaviler neticesinde de tama yakın başarı sağladık. Hastamızın tedavi sonrası aslında 10 güne kadar gözlemini de biz burada yaptık. 10 gün zarfında da hastamızın genel durumu oldukça iyi, beslenebiliyor. Hapşuruk şikayetleri neredeyse hiç yok. Devam eden süreçte hastamızın hem ağızdan kullanacağı bazı ilaç tedavileri tabii ki olacak. Hastamızı da yakın zamanda tekrar ayaktan takip ve kontrollerini devam edeceğiz. Bu durum çok nadir de olsa bazı uyaranlara, o uyaranlar birçok şey olabilir. Ya binlerce bunu tetikleyen durum olabilir. Bunu tam olarak net tespit etmek çok mümkün değil. Nadir de olsa tekrarlama riski tabii ki var. Ama buna yönelik de hastamızın takiplerine bu minvalde devam edeceğiz. Net olarak bu hastalık gerçekten buradaki bu Bilkent Şehir Hastanesi bu konularda özellikle nadir görülen hastalıklarda çok tecrübeli bir hastane. Ama ona rağmen biz böyle bir vaka bu kliniğimizde ya da hastanemizde şu ana kadar görmedik. Dünya literatüründe de nadiren birkaç vaka bildirilmiş, tam olarak birebir aynısı olmasa da. Ama bu vaka gerçekten oldukça sadece ülkemiz için değil tüm dünya için de uluslararası ölçekte nadir bir vaka. Bir yandan hedefe yönelik biz bir tedavi protokolü oluşturup Enes Hocam da aynı zamanda ortaya çıkan etmenleri araştırırken çok ciddi tabii ki hastanın yaşamını etkileyen bir süreç vardı. Biz bu süreci bir an önce ortadan kaldırmamız gerekiyordu. Aynı zamanda da tedavi protokolü olarak biz periferik sinir bloğu dediğimiz ultrason eşliğinde yapılan özellikle hapşura neden olan sinirleri uyarıyı ortadan kaldırmamız gerekiyordu. Ve sonuçta çok az da yapılan bir işlem sonucu, belki dünyada bu kadar egzajere olan yani çok abartı olan semptom çok az görülmüştür. Ben de literatürde çok fazla böyle bir vaka bilmiyorum. Biz ultrason eşliğinde o sinirleri teker teker bulup verdiğimiz o siniri uyuşturucu ilaçlarla, lokal anestezi dediğimiz ilaçlarla uyuşturduk ve sonuçta o otomasiteyi yani kendiliğinden refleks oluşturan durumu ortadan kaldırdık ve sonuçta başarılı bir tedavi elde ettik.